Ama Türkiye'deki işçi sınıfının, emekçilerin, asgari ücrete çalışmak zorunda olanların, buğdayını satmak zorunda olanların, çayını satmak zorunda olanların, sütünü satmak zorunda olanların el emeğinden, göz nurundan, alın terinden başka hiçbir şey yoktur. Onlar çalışmak ve bir gelir elde etmek zorundalar. Öyle AKP'liler gibi değil. 3-4 maaş almak yok. İhale kapmak yok. %400 kar etmek yok. AKP bir kere şu elini kaldır da şirketlerin, holdinglerin, bankaların %400 karından bahset. %400 karından. Buğday dedim. Buğdaya yapılan bu seneki zam ne kadar biliyor musunuz? %10. Süt dedim. Süte yapılan zam ne kadar biliyor musunuz? %10. Peki enflasyon ne kadar? %75. Bunu konuşmayalım değil mi? AKP'liler bize nutuk atsın değil mi? Beka nutu atsın değil mi? Geçilmemiş köprünün parası şu kadar etmiş. Bunu duyduğunuzda içiniz siz ediyor mu? Etmiyor mu? Geçilmemiş tünel, gidilmemiş hastane. Ama bir tek yandaşlara kapitalizm işlemiyor. Araba geçmedi, kamyon geçmedi. Garantisi var, garantisi var. Şurada bir esnafın bir tane toz satamadı. Garantisi var mı? Satamadı, siftah yapamadı. Yarın da siftah yapamadı, yarın da siftah yapamadı, batar. Halkı bu kadar fakru zarurete, halkı bu kadar zorluğa, halkı bu kadar yoksulluğa düşürmenin bedeli nedir biliyor musunuz? %75 enflasyonun bedeli nedir biliyor musunuz? 25 milyar doları buhar yapmanın bedeli nedir biliyor musunuz? 38 milyar doları buhar yapmanın bedeli nedir biliyor musunuz? Söyleyeyim size. O hükümeti tıpış tıpış terk etmek. Biz böyle üretiyorsak, üretilen her şeyi, o yolları, o otoyolları, o köprüleri canı pahasına, teni pahasına, göz nuru pahasına yapanlar emekçilerdir. Bütün bu yiyeceklerimizi hazırlayan o emekçilerdir. Bütün bu gemileri çalıştıran o emekçilerdir. Yani bizler üretiyoruz. Bu halk üretiyor. Ahkam kesenler değil. O ahkam kesenler değil. Halk üretiyor. Eğer bu halk üretiyorsa, biz üretiyorsak paylaşan da biz olacağız. Ekmek konusuna oturup konuşacağız. Ve burada ekmek konusunu konuşuyorsak, tek gelir kaynağımızı konuşuyorsak, asgari ücretin milli gelirin karşılığı olarak 42.300 lira olmasını konuşuyoruz. Ve bu olmalıdır. Asgari ücret neyse, emeklilerin aylığı, maaşı da o olacaktır. O olacaktır. Siz 3-4-5 yerden maaş almayacaksınız. Siz ihalelerle gününüzü gün etmeyeceksiniz. Ya bir ihale yasası bir hükümetin döneminde 200 kere değişir mi ya? 200 kere. Ayıp ya. Ayıp ya. Bir yasa 200 kere. Ya yeryüzünde 200 kere değişmiş bir yasa biliyor musunuz ya? Ya her seferinde yandaşına yedirmek için bir daha değiştirmiş ya. Ayıp be. Ha bunları kimse söylemez değil mi? Emekçi Hareket Partisi söyler kardeşim. Söyler. Söylenecektir.